Hidrojen atomu bazı enerji seviyeleri şeklindeki gibidir. Temel halde hidrojen gaz ile dolu ortamda elektronlar ve fotonlarla bombardıman edildiğinde uyarılan hidrojen atomları temel hale geri dönerken Balmer serisinden HB taşımasını gerçekleştirebiliyor. Buna göre hidrojen atomları Atom ve elektronlarından hangileri tarafından uyarılmış olabilir demiş. Arkadaşlar birinci seriye düşenler Lyman serisi. Lyman alfa, Lyman beta, Lyman gamma diye gidiyor. İkinciye düşenler H alfa, H beta, H gamma diye gidiyor. H beta dediğimiz dolayısıyla şu olmuş oluyor. Birincisi H alfa çünkü ikincisi H gamma. Yani ne yaptı? 12.75'e 4'ten 2'ye düşüyor. Değil mi? O zaman eniştir 4'e kadar bir defa uyarma yapmışız demektir. Bu mantıkla bakacağız. Oysa gerçekleştirebiliyor demiş çünkü. Demek ki 12.75'i uyarmışız en kötü ihtimalle. Bu mantıkla bakacak olursak ne diyor? 12.7 elektron volt enerjili K fotonu. Bir defa 12.7 foton demiş olmaz. Foton da nokta atışı şart. 12.7 ile 12.75 uyaramayız. Yani 12.80 olsaydı da olmayacaktı bu zaten. Yani. Tamam. Dolayısıyla 12.7 zaten enerjisi yetmiyor bir de foton olduğu için nokta atışı değil fotondan nokta atışı şart. Ne demek nokta atışı? Gönderdiğimiz fotonun enerjisi atomun enerji seviyelerinden birine eşit olması lazım ki onu uyarabilsin yoksa uyaramıyor. Bu foton enerjisinin bir kısmını vereyim, geri kalanla yoluma devam ederim diyemiyor. Elektron diyebiliyor ama foton ya hepsini verecek ya hiç vermeyecek. O yüzden dolayı birinciyi attık 13.06'lık foton demiş. 0.06 ile 5'i uyarabiliriz. Evet 5'ten aşağı yörüngeleri inerken de 4'ten 2'ye geçebilir. Mesela 5'ten önce 4'e geçer. 4'ten sonra 2'ye geçebilir. Yapabilir dolayısıyla H O yüzden birinci, ikinciyi aldık. 3. 13.5 elektron volt enerjili M elektron demiş. Elektron için nokta atışına gerek yok. Uyarılacak enerji seviyesine eşit ya da daha büyük olması yeterli. 12.75'i uyarmak için 12.75'ten büyük herhangi bir değer ya da 12.75'e eşit bir elektron göndersek olurdu. Burada 13.5'luk bir elektron demiş. Bu eniştir 5'i de uyarılabilir. Bu enerjiyle eniştir 4'e de uyarabilir. Sakıncası yok enerjisi yettiği için. Dolayısıyla 4'ten 2'ye dönüp H beta yapabilir. O yüzden bunu da aldık. Cevabımız L ve M'den olacakmış deriz. Hidrojen atomuna ait bazı enerji düzeyleri şekildeki gibidir. Elektronlarla bombardıman edilerek uyarılan hidrojen atomu bir foton salarak açısal momentumun 2H bölü pi kadar azaltıyor. Buna göre hidrojen atomunu uyaran elektron enerjisi kaç elektron volt olabilir demiş. Açısal momentum bu kadar azalması için n'i ne kadar azalacak? Kaçtan kaça düşecek? Önce ona bakalım. Açısal momentum formülü nh bölü 2 pi. Bakın burası 2h bölü pi kadar azalması için şu n'in 4 tane azalması lazım. 4h bölü 2 pi kadar azalırsa 2h bölü pi kadar azalmış olur. Bakın bu kadar azalacak. Mesela 5'ten 1'e 6'dan 2'ye gibi dönmesi lazım. O zaman 4 azalacaksa n 5'e uyaralım ki onu 5'ten 1'e indiğinde değil mi? 4 tane h bölü 2 pi kadar yani 2h bölü pi kadar azalabilsin. O yüzden biz bunu en eşittir 5 seviyesine uyaracağız. Bunun içinde 13.06 eşit enerjili elektron ya da daha üzerinde bir elektron. Ama foton gönderiyorsak da tam bu enerjiye eşit bir foton göndermemiz lazım. Fakat biz elektronla uyarma yaptığı için 13.06 eşit ya da daha büyük bir enerjili elektron gönderdiğimizde uyarma yaparmış. Bu da arkadaşlar Edirne'de var. Sezyum atomunun bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir. Taban enerji durumundaki düzeyindeki sezyum buharının bulunduğu ortama hızlandırılarak gönderilen bir elektron ortamı 1.22 elektron volt kinetik enerji ile terk etmektedir demiş. Buna göre sezyum buharına gönderilen elektronun kinetik enerjisi değerlerinden hangileri olabilir demiş. Şurada sezyum buharı olduğunu düşünelim. Buraya şu açıklıktan elektronları gönderiyoruz belli bir enerjiye sahip. Sonra dışarı çıkan elektronların enerjisi tekrardan ölçülüyor. Tamam. Hangisinde diyor dışarı 1.22 ile 1.22 ile terk ediyor diyor. 1.22 ile terk etmiş. Tabi göndermiş foton enerjisi daha fazla olacak. Ya da eşit olup kimseye çarpmayacak elektron enerjisi pardon. Değil mi? 1.22 ile dışarı çıkabilirsin. Hadi gelin bakalım 1.22 göndersek olur mu diyor buraya. 1.22 gönderir kimseye dokunmadan dışarı çıkarsa 1.2 ile 22 ile dışarı çıkabilir oldu. 2. 2.6 gönderdiğimizde bakın bu enerji kimseye dokunmadan dışarı 2.6 ile çıkabilir 1. İkincisi 2.6 ile gönderdiğimizde onu 1.38'e uyarıp Geri kalan aradaki fark enerjiyle yoluna devam edebilir. 2 alttan 1.38 çıkarırsak 1.22 yapar. Evet 1.2 ile 22 ile yoluna devam edebilirmiş. Yani dışarı çıkabilirmiş. 2 de oldu. 3.52 demiş. 3.52 ile 1.38'i uyarız ama farkını aldığımızda 1.22'den büyük yapacak. O yüzden biz 2.30'u önce çıkaralım isterseniz. Bu varsa direkt onu işaretleriz. 2.30'u çıkardığımızda bakın aradaki fark 1.22 yapıyor. O zaman 2.30'a uyardığımızda 1.22 elektron olduk enerjiyle elektron yoluna devam edecek. Yani 3.52 ile geliyor. 2.30'unu verecek çarpınca atomu onu uyaracak eniştir 3 seviyesine. Kendi dışarıya 1.22 ile yoluna devam edecek. Dolayısıyla üçüncüsü de olabildi. O yüzden cevabımız 1 2 3'ten eden olurmuş deriz. Hidrojen atomu bazı enerji seviyeleri şeklindeki gibidir. Temel halde hidrojen atomunun 12.5 elektron volt enerjili elektronlarla bombardıman edilerek uyarılması sağlanıyor. Bakın 12.5'la nereye kadar uyarabiliriz? 12.10'a kadar uyarabiliriz. Yani eniştir 3 seviyesine kadar uyardık. 12.75'e enerji yetmiyor. Bu temel hale dönerken de ışımalar yapacak. Bunun yaptığı ışımalar enerjileri bir tanesi bu, bir tanesi bu, bir tanesi de şu olmuş oluyor. Bakın 3 farklı ışıma yapabilir. Bunlardan hangileri kime denk geliyor diye bakacağız. En eşittir 1'e düşenler Lyman serisi. 2'den 1'e düşüyorsa Lyman alfa, 3'ten 1'e düşüyorsa Lyman beta oluyor. Mesela bu Lyman alfa ve Lyman beta olmuş oldu. O zaman Lyman serisi de beta burada var. Lyman gamma demiş yok Lyman gamma'mız, Lyman alfa'mız var. Balmer serisinde 3'ten 2'ye düşenler H alfa olmuş oluyor. 4'ten 2'ye düşenler H beta diye gidiyor ama 4'ten 2'ye düşemiyor. Onun kastettiği orada ikincisi 4'ten 2 şunun olması gerekiyordu. E bu da olamayacağı için ikinciyi de attık. O anlamda cevabımız yalnız birden adan olurmuş deriz. Sezyum atomunun bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir. Taban enerji düzeyindeki sezyum atomlarının bulunduğu ortam 3.4 elektron volt kinetik enerji elektronlarla bombardıman ediliyor. Buna göre ortamdan ayrılan elektronun kinetik enerjisi aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Bakın 3.4 de geldi. Eğer kimseye çarpmazsa dışarıya 3.4 de çıkabilir dolayısıyla. Enerjisini kimseye aktarmaz. O zaman Ceyhan'la çıkabilir. 3.4 de geldi. Atomu birinci uyarılma enerji seviyesi yani eniştir ikiye çıkarırsa o zaman 1.38'ini ne yapacak ona verecek. Mesela aradaki fark ne kadarsa o enerjiyle yoluna dışarı çıkmaya devam edecek dolayısıyla. Bu aradaki farka bakarsak o da ne yapıyor? 2.02 yapıyor. O zaman Adana'yla da dışarı çıkabilirmiş. Değil mi? Şimdi devam edelim. 3.4 de geldi. 2.30'unu verirse şöyle geri kalan enerjiyle yani 1.1 elektron voltla yoluna devam edebilir. Yani Bursa'da olmuş oldu. Burada başka kalmadı. Neye bakacağız bu sefer? Bakın şu enerjilerden biri tekrar bir yolu üzerindeki sezi motumuna acaba uyarabilir mi diye bakacağız. Evet şuradaki 2.02 tekrar bir uyarma yapar. O zaman 2.02'den tekrardan 1.38'i çıkarırsak yani başka bir sezum atomuna da uyarıp onu 1.38'e çıkardığında aradaki farkla yola ne yapacak? Devam edecek. Bu aradaki farka bakarsak o da 0.64 elektron volt yapıyor. Yani denizde de dışarı çıkabilirmiş. O zaman olamayacak olan Edirne'ymiş deriz. Hidrojen atomun bazı enerji düzeyleri şıklık gibidir. Temel haldeki hidrojen gazı atomlarının uyarılmasından sonra Hemen hal düzenine geri dönüşte atomlar Lyman serisindeki alfa ışıması ile k fotonu, Lyman alfa 2'den 1'e düşen Lyman alfa deniyor şuna demişiz. Lyman alfa bu k fotonuymuş buna k diye yazalım. Devam. Lyman serisindeki beta ışıması ile Lyman fotonu demiş. Hemen Lyman beta 3'ten 1'e düşenler olmuş oluyor. Bu da Lyman beta. Bu ise l foton olacakmış. Devamında ise Balmer'den h alfa 2'ye yani düşenler de Balmer serisi oluyor. 3'ten 2'ye düşen h alfa olmuş oluyor. O zaman bu da h alfa olmuş oldu. Bu da m fotonu salınmış. Oldu. Bunların bir enerjilerini kıyaslayalım isterseniz. L'nin enerjisi en büyük olmuş olacak. 12.10'luk enerjiye sahip bir foton salacak. O zaman onunla başlayalım. L foton enerjisi büyüktür diyelim. Kimden? K 10.2 oluyor. M ise 12.1 ile 10.2'nin farkını alacağız. 1.9 yapar. O yüzden K'nın enerjisi o da büyüktür. Kimden? M'nin enerjisinden diyebiliriz. Tamam. Şimdi foton da enerji ile momentum doğru orantılı. Çünkü E eşittir. Şöyle diyebiliriz. Mc kare diyecek olursak bakın. Burada M ile C'nin kütleli hızın çarpımı momentum verir. O zaman eşittir P çarpı C yazabiliriz. Mesela enerji ile momentum doğru orantılı. C ışık hızı zaten burada. O zaman yukarıdakinin aynısını momentum için yazacak olursak L büyüktür K'dan O da büyüktür M'den olacakmış. Yani cevabımız Bursa'da varmış. Hidrojen atom bazı enerji seviyeleri şekli iki gibidir. Hızlandırılarak taban enerji durumundaki hidrojen gazı dolu odaya gönderilen elektron bir hidrojen atomunu iyonlaştırıp bir hidrojen atomunu uyarıyor. Buna göre hidrojen gazı dolu odaya gönderilen elektron kinetik enerjisi en az kaç elektron volttur demiş. Bir tanesi iyonlaştıracakmış. İyonlaşma enerjisi dikkat ederseniz burada 13.6. O zaman gönderdiğimiz foton enerjisi bir defa 13.6. Sadece iyonlaştırmak için olacak. Artı bir de uyarıyor diyor ama hangi seviyeye uyardığını söylememiş. En az bakın dikkat ederseniz burada 10.2'ye uyarması gerekir. O zaman bir de 10.2 de onun için gerekecek. En az dediği için onu alıyoruz. Tamam. 10.2 elektron da bunun için aldık. Topladığımız o zaman bunu ne yaptı? Şurası 10-23-23.8 yapmış oldu. O zaman en az gönderdiğimiz elektron enerjisi 23.8 elektron voltluk olmalıymış. Yani cevabımız denizliymiş deriz. Sezyum atomunun bazı enerji düzeyleri şekil 1 ve civa atomun bazı enerji düzeyleri şekil 2'de verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Ne diyor burada? Sezyum atomları E1 enerjili elektronlarla, fotonlarla bombardıman edildiğinde fotoelektrik olay gerçekleşiyor demiş. Demek ki gönderdiğimiz foton enerjisi 1.38'den 2.30'dan birine eşit olmalıymış ki uyarma gerçekleşebilsin. 3.87 olmaz mı? Hayır olmaz. Çünkü 3.87 iyonlaşma enerjisi. Onu iyonlaştırmış oluruz. 1.38'de 2.30'u bakın civa atomuna gönderdiğimizde ne yapamaz? Uyaramaz. Enerji çünkü onun 4.86 ile başlıyor. Onlardan birinin eşit enerjili foton göndermek gerekirdi. Ama şıkka baktığımızda civa atomları E1 enerjili fotonlarla Otelektrik kolay gerçekleşir demiş. Hayır gerçekleşmiyor. 1.38'de 2.30'da gerçekleşmez. O yüzden birinciyi attık. 2. Ne diyor ikinci kısımda? Sezyum atomları E2 kinetik enerjili elektronlarla bombardıman edildiğinde uyarılamıyor demiş. Uyarılamadığına göre demek ki 1.38'den daha küçük enerjiye sahip bir elektron göndermişiz. E 1.38 zaten civa atomlarını da uyaramaz. Burada da ne diyor? Civa atomları E2 kinetik enerjili elektronlarla bombardıman edildiğinde uyarılamaz diyor. Doğru söylemiş dolayısıyla. Üçüncüye bakalım. Son olarak sezyum atomları E3 kinetik enerjili elektronlarla uyarıldıktan sonra temel hale dönerken sadece Lyman alfa ışımasını yapıyor diyor. Şimdi elektronla uyarma yaptığımızda Lyman alfa yapıyorsa en 2'den 1'e iniyor demektir. Yani 1.38'e uyarmışız demek. O zaman gönderdiğimiz elektron enerjisi 1.38 ya da 1.38 de 2.30 da bir değer alabilir. 2.30 olmaz. 2.30'a da uyarabilirdi çünkü o durumdayken. E 1.38 ya da 2.30'dan daha küçük bir enerji gönderdiğimizde civa atomları ne yapamaz? Uyaramaz. Çünkü onun için en az 4.86 lazım. Değil mi? Burada da uyaramaz demiş. Dolayısıyla o zaman doğru söylemiş. Bu anlamda cevabımız 2 ve 3'ten edin olurmuş deriz.